Formula 1'in 1994 sezonu hem trajik hem de son derece tartışmalı bir sezondu. Formula 1 Imola Grand Prix'sinde önce Simtek'in çaylak pilotu Roland Ratzenberger'i, daha sonra da F1 efsanesi Ayrton Senna'yı kaybetti. Senna Tambrello virajında nedeni sürücü hatası mı yoksa mekanik bir problem mi olduğu yıllardır tartışılan bir kazada hayatını kaybetti. Buna karşılık hakkında söylenecek çok fazla şey olan Formula 1'in 94 sezonu en az işlenen konulardan birisi. Ve bunun yaşanan trajedilerle beraber iki sebebi daha var. Birinci sebep, 94'te yaşananlarla ilgili gerçek bilgiyi dedikodudan ve rivayetten ayırmanın gerçekten zor olması. Birçok insan bu 25 yıl önceki sezon hakkında konuşmaya hala çekiniyor. İkincisi, tıpkı geçiş ve kaza meselelerinde olduğu gibi teknik yönetmelik konusunda da gri bölgelerin çok fazla olması. Takımlarda çoğu zaman bu gri bölgelere sığınıyor. Çünkü oyunun kuralı bu. Ancak 1994 sezonu FIA'nın yönetimi açısından tam bir fiyaskoydu. Her şey Williams'ın 92 ve 93 sezonlarını domine etmesiyle başladı. Sürüş yardımlarını en iyi uygulayan takım olan Williams bu sezonlarda büyük bir avantaj elde etti. Herkes aktif süspansiyonun legal olup olmadığını sorguluyordu. Teknoloji savaşı büyüyor, otomobiller giderek hızlanıyor ancak öte yandan reytingler düşüyordu. Bu bir anlamda yeni bir Formula 1'di ve FIA her ne kadar farklı açıklamalar yapsa da rekabet eksikliğinden ötürü mutsuzdu. Bu yüzden Williams'ı Benetton, Ferrari ve McLaren gibi takımların hizasına çekebilmek için aktif süspansiyon, çekiş kontrol, güç destekli frenler ve ABS gibi sürüş yardımlarını yasaklama kararı aldı. Bu teknik değişiklikler öngörülemeyen tehlikeler doğurdu. Zira sürüş yardımları etrafında tasarlanmış F1 otomobilleri artık biraz fazla hızlıydı. Damon Hill'in söylediğine göre 93'te kolay bir dünya şampiyonluğu kazanan Alan Prost, Williams'taki sürüş yardımlarına rağmen sezon boyunca antrenman seanslarında spin atıyor ve otomobilin tutarsız tavırlarından şikayet ediyordu. Profesör 93'te neredeyse hiçbir zaman %100'e gitmemişti. Çünkü otomobilden çekiniyordu. Renault'un baskısı sonucu Prost'un emekli olmasıyla beraber Ayrton Senna 94 yılı için 2 yıldır beklediği Williams'a geçti. 93'te Williams'a çifte şampiyonluk getiren FW15C aktif süspansiyon etrafında tasarlanmış bir otomobildi. 94 otomobili FW16 ise eski otomobilden evrilerek pasif süspansiyona uyacak şekilde tasarlanmıştı. FW16 ilk testlerde eski otomobilden yavaş kalsa da zamanla hızını buldu. Zaten hızından kimse şüphe duymuyordu. Ancak testler boyunca hızlı olduğu kadar aksi olduğu da ortaya çıktı. FW16 tam anlamıyla bıçak sırtı bir otomobildi. Aslında FW16'nın ön tarafında ciddi bir tasarım hatası vardı. Bu durum ancak sezonun ilk yarışlarıyla ortaya çıktı ve sorunun giderilmesi neredeyse sezon ortasını buldu. 93'ün sonunda Prost'un Formula 1'den ayrılacağını açıklamasından bu yana iyiye giden Senna ve Prost ilişkisi artık neredeyse bir dostluğa dönüşmüştü. Bunun bir nedeni de aslında Formula 1'de olup bitenlerdi. Biz her ne kadar çoğu zaman aralarında geçen duygusal ve dostane konuşmaları bilsek de Senna'nın Williams'ın otomobili hakkında Prost'un bilgilerine başvurduğunu tahmin etmek zor değil. Senna da Prost'a aslında safkan yarış sürücüleriydi. İkisi de sürüş yardımlarının yasaklanmasını istiyordu. Örneğin Prost mesela vites değiştirme konusunda takıntılıydı. İyi sürücülerin vitesi bir kol çubuk vasıtasıyla debriyaj kullanarak değiştirmesinin aslında sürücülüklerinin en büyük göstergesi olduğunu düşünüyordu. Öte yandan müthiş gaz kontrolüyle tanıdığımız Senna da çekiş kontrol sisteminin yasaklanması için sezon başında FIA'ya konuşanlardan birisiydi. Bütün takımların bolca aksilik yaşadığı, Benetton'dan JJ Leto'nun neredeyse boynunu kırdığı 94 kış testlerinin ardından yılın kötü geçeceği apaçık görülmeye başlamıştı. Senna bolca kazanın yaşanacağını tahmin ettiği 94 sezonuna favori olarak girdi. Ancak karşısında kendisine meydan okuyan iki yeni rakip buldu. Michael Schumacher ve muhtemelen dünyanın en fazla FIA incelemesine maruz kalmış F1 otomobili olan Benetton B194. Rory Byrne tasarımı olan Benetton B194, 92 ve 93 sezonlarında yarışan Benetton otomobillerinin devamıydı. Benetton Williams'ın baskın olduğu bu iki sezonda Schumacher'le iki yarış kazanmış ve takımlar şampiyonasını 3. sırada bitirmişti. B194 derli toplu, sade ve çevik bir otomobildi. Önceki sezonlarda da zaten hızlı olduğunu kanıtlamıştı. Ama Williams'ın FW16 ile baş etmesi sürpriz olurdu. B194'ün en büyük zayıflığı Ford ZTEC-R güç ünitesiydi. Cosworth'ün ürettiği, sponsorluk gereği üzerine Ford logosu yapıştırılan 75 derecelik bu V8 motorun yaklaşık 740 beygir güç ürettiği söyleniyor. Buna karşılık FW16'daki V10 RS6 Renault motoru için 820-830 beygir arası rakamlar veriliyor. 80-90 beygir
hiç de öyle azımsanacak bir fark değil. Sezonun ilk yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde Senna Schumacher'in 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu aldı. Üçüncü cebe yerleşen Jean Alesi Schumacher'den tam bir saniye yavaştı. Startta Alesi bir süreliğine Schumacher'in önüne geçti ancak Schumacher daha sonra Alesi'yi geçip Senna'ya yetişti. Senna ilk pit stoplara kadar yarışı önde götürdü. Ancak Benetton mega hızlı bir pit stopla Senna ile neredeyse aynı stratejiye sahip olan Schumacher'e 1.5 saniye önde çıkardı. Sorun şu ki Williams da iyi bir pit stop yapmış, buna karşılık 2 saniye kaybetmişti. Bu olay Benetton'la ilgili ilk hile şüphesini doğurdu. Acaba Benetton'un yakıt pompasında farklı bir şey mi vardı? İkinci pit stopların ardından bir ara Schumacher farkı 10 saniyeye kadar çıkardı. Daha sonra Senna vidaları sıktı, limitin ötesiyle flörtleşmeye başladı ve farkı 5 saniyeye kadar indirdi. Ancak yarışın bitmesi 16 tur kala 14. virajın çıkışında spin attı ve motoru stop ettirdi. Pit'e döndüğünde ilk olarak Schumacher'ın otomobilinde illegal bir şeyler olduğunu söyledi. Senna'ya göre Schumacher çok az patinaj çekiyor ve viraj çıkışlarında kendisinden uzaklaşıyordu. Böylece ikinci hile şüphesi de doğmuş oldu. Sezon ikinci yarışı olan Pacific Grand Prix hafta sonunda çok tuhaf bir olay yaşandı. Ferrari'de bir test kazasında boynunu sakatlayan Alesi'nin yerini alan Nicola Larini, İtalyan televizyonuna verdiği röportajda otomobildeki çekiş kontrol sistemini kapatacağını söyleyerek adeta kocaman bir çam devirdi. Bu bir şaka mı? Değil. Çünkü birden fazla kaynak olayın gerçekliğini doğruluyor. Bu olayın ardından teknik delege Charlie Whiting ve FIA'nin tek yaptığı Ferrari'den sistemi araçlarından sökmelerini istemek oldu. Oysa FIA Başkanı Max Monsley, sezon başında kurallara uymayan takımlara ciddi yaptırımlar uygulayacağını üstüne basa basa söylemişti. Senna Pacific Grand Prix'sine de pole pozisyondan başladı. Ancak kötü bir startın ardından Schumacher'in içine dalmaya çalışırken kapı kapanınca fazla yavaşladı ve arkadan gelen Mika Hakkinen tarafından pistin dışına yollandı. Mika daha sonra Senna'dan özür diledi dilemesine ama Senna'nın yarışı daha ilk virajda bitmişti. Senna'nın kafasında net şüpheler vardı. O yüzden pistin kenarına geçti ve Schumacher'in otomobilini viraj çıkışında takip edip dinlemeye başladı. Schumacher'in otomobilinde çekiş kontrol sistemi olduğuna %100 ikna olmuş halde Williams garajına döndü. Daha sonra Benetton'un ses kayıtlarını dinleyen Renault mühendisleri de Senna'ya katıldıklarını söyleyecekti. Burada biz Schumacher'in çekiş kontrol sistemi kullandığını söylemiyoruz. Daha ziyade olayı Senna'nın perspektifinden anlatıyoruz ve bir süre daha böyle gitmeye devam edeceğiz. Senna'nın özellikle de o vahim Imola hafta sonundaki vücut dili malum. Sanki 2 yıldır oturmak için beklediği Williams koltuğunu artık istemiyor gibiydi. Suratı sürekli asıktı ve bariz biçimde mutsuz görünüyordu. Yakın çevresine illegal bir otomobile karşı mücadele verdiğini söylüyordu. Onun gözünde Schumacher ve Benetton'u yenebilmenin tek yolu limitin ötesine geçmekti. Imola'daki kara hafta sonu Rubens Barrichello'nun yaptığı korkunç kazayla başladı. Senna daha 2 hafta önce bu genç Brezilyalı ile beraber Tokyo'daki Disneyland'e gitmiş ve bir dostluğun temelleri atılmıştı. Daha sonra Simtek'in Çayla Roland Ratzenberger'in sıralama turlarında yaptığı kaza sonucunda hayatını kaybetmesi Senna'yı kafaca iyice uçurumun kenarına getirdi. Bir de şu açıdan düşünün. Senna o noktada 34 yaşındaydı ve griddeki sürücüler tarafından efsane olarak görülen, sözü geçen bir lider konumundaydı. Hala hızlı ve aşırı derecede rekabetçiydi ama bir yandan da daha sakin ve daha olgundu. Sezon öncesinde teknik yönetmeliklerdeki değişiklikler konusunda Senna'nın da fikirlerine başvurulmuştu. Senna'nın ruh hali bence kendisiyle ilgili bir korkudan ziyade diğer sürücülere karşı duyduğu sorumluluktan kaynaklanıyordu. Belki de kendisini Ratzenberger'in ölümüne engel olamadığı için suçluyordu. Ratzenberger'in ölümünün ardından kazayı araştırmak için faaliyeti 82'de son bulan Sürücüler Birliği'nin tekrar kurulması kararı alındı. Senna da doğal olarak bu birliğin direktörleri arasında olacaktı. Ancak maalesef Senna, Imola Grand Prix'sinde hayatını kaybetti. Ölmeden önce Benetton'un hile yaptığına %100 ikna olmuştu. Sezonun ilk yarışına gündeme gelen benzin hortumu hikayesini hatırlıyor musunuz? İşte o hortum, Senna'nın ölümünden aylar sonra Almanya Grand Prix'sindeki bir pit stopta otomobilin alev almasına neden oldu. Kazada 8 Benetton mekanikeri yaralandı. Sonradan hortumun içindeki bir filtrenin daha hızlı yakıt ikmali yapılabilmesi için söküldüğü anlaşıldı. Aynı şekilde o yılın Temmuz ayında FIA, Benetton B194'te illegal sürüş sistemlerinin tespit edildiğini ancak bu sistemlerin kullanıldığına dair herhangi bir delil olmadığını açıkladı. Benetton'un savunması, bu sistemlerin 93 yılındaki otomobilden miras kaldı ve hiçbir zaman kullanılmadığı şeklindeydi. Bu şekilde bakınca Senna'nın haksız olduğunu söylemek çok zor.
Ancak her şey göründüğü kadar basit değil. 94'ün kalan kısmı ile ilgili uzun ve gri bölgelerle dolu bir hikaye var. Bir sonraki videoda Schumacher'in 94 yılında gösterdiği üstün sürüş tekniğinden ve Benetton'un Enstone'daki adamlarının FIA'ya karşı verdiği gri bölge mücadelesinden bahsedeceğiz. Beni YouTube'dan, Instagram'dan, oradan buradan nereden bulursanız takip et ve devam edin.